yaşanan siyasi olaylardan dolayı Millet İttifakı olarak yapılan siyasi çalışmalardan ve Millet İttifakı'nın sürekli HDP ile anılması, terör örgütlerinin mitinglerde iştirak etmesi ve bu sebeplerden dolayı bir açıklama yapmayı öngördüm. Bu yüzden sadece sizlerin 4-5 dakikasını alacağım. Ben İYİ Parti'ye 2021 yılında 10.000 üye kaydı yaparak geçmiştim. 10.000 üye kaydını yaptıktan sonra toplamda 20.000-25.000 İYİ Parti'ye üye kazandırdım. Bunun Türkiye'nin hemen hemen 45 iline yakın, birçok ilçesine yakın yerlerde üyelerim var. Rize Pazar'da da var, Sakarya'da da var, Diyarbakır'da da var, Cizre'de de var, Şırnak'ta da var. Türkiye'nin hemen hemen birçok ilinde var. Geldiğimiz son durum itibariyle sadece şunları söylemek istiyorum. Altılı Masa şu anda terörün gölgesinin düştüğü bir kumar masasına dönüşmüştür. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Bizim partimizde, İYİ Parti'de şu anda Altılı Masa'nın dayatmalarına maruz kalmıştır. Ve bu dayatmalarla alakalı adeta bizim partimize pusu kurulmuştur. Ve bunların hepsini neden, niçin göz yumulduğunu da bir türlü anlamakta güçlük çekiyorum. Ben 10 yaşından beri devlet tarafından okutulan, yerleştirilen gerçek bir vatan evladıyım, vatan sevdalısıyım. Şu anda partimizin yaptığı ve son dönemlerde göstermiş olduğu hareketlerden inanılmaz derecede rahatsızım. Bu rahatsızlığımı da dile getireceğim. Parti içerisinde anlamadığım ve gerçekten rahatsız olduğum çok ciddi konular var. Bu özellikle FETÖ konusunda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener KYK'dan, FETÖ'den atılmış bir insanı getiriyor, kendisine özel kalem yapıyor. Bir diğeri FETÖ'yle sürekli ismi anılan eski İstanbul İl Başkanı olsun, şu anda kendisinin baş danışmanı, aile mensuplarının kendisinin sürekli bu tür FETÖ grubuyla ismi anılmasına rağmen neden bu kadar hala tutulduğunu ve en yakınlarından biri olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer taraftan İngiliz mason hocasına hizmet eden ve onlarla diyalog halinde olan bazı insanlar da sekreter yapıyor. Ayrıca milletvekili adaylıklarında insanlardan had safhada olan dedikodular var. Bu dedikoduların başında şu anda Sakarya milletvekili tekrar olan aday Ümit Dikbayır var. Yani bu insanların ismi bu kadar şaibe altındayken neden genel başkanımız hala bunları en yakınında tutuyor ve devletin kararnameyle FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilmiş insanlar hala neden genel başkanın özel kalemi, bunları da anlamakta güçlük çekiyorum. Bunlardan hayli hayli rahatsızım. Çünkü ben hayatımı 40 yaşındayım, devlete adamış biri olarak tek derdi vatan olan ve o doğrultuda çalışan bir insanım. Geçmişte Doğu Güneydoğu'da yaptığım hizmetler, yaptığım devlet için yaptığım hizmetler, yaptığım çalışmalar ortadadır. Benim hayatım FETÖ ile mücadeleyle geçti. Terörle, PKK ile mücadeleyle geçti. Ben şu anda Millet İttifakı'nın HDP ve
PKK'yla diyalog halinden olmasından inanılmaz derecede rahatsızım. İnanılmaz derecede kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyeceğim bir konudur. Bu doğrultuda şunu söylemek istiyorum. Doğu Güneydoğu'da görev yaparken benim o dönemde İçişleri Bakanı sanıyorsam Efkan Alay'dı. 5 kişilik özel bir grup olarak bizi 6-7-8 Ekim olayları, hendek olayları olarak bilirsiniz. Cizre'ye göndermişti. Cizre'de yaptığımız çalışmalarda benim kucağımda kardeşlerim şehit olmuştu. Benim rüyalarıma giriyor, sadece şunu söylüyor. Abi diyor, biz boşuna mı diyor şehit olduk diyor. Biz diyor beraber orada görev yaparken devlet, vatan, millet için mücadele ederken, çatışırken şu anda yaptığın siyasi hareketin HDP ile bir olması, bugün Millet İttifakı'nın liderlerinin yaptıkları mitinglerde bizi Serok Apo diye bağırmalarına nasıl vicdanın el veriyor ve nasıl ortamda bulunuyorsun diye benim rüyalarıma giriyor. Bölücü teröre prim veren ve bölücülüğe şirinlik yapanların en güzel cevabını Allah nasip ederse inşallah yüce Türk milleti sandıkta verecektir. Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız. Bu sebeple şu anda benimle beraber 10 bin üyeyle başlayıp 20-25 bin üyeye çıkan bütün dostlarıma da buradan selam ediyorum ve istirhamda bulunuyorum. Herkes terörün gölgesinin düştüğü kumar masası olan, şu anda kumar masasına dönüşen altını masadan kesinlikle uzak dursun. Bu rahatsızlıklarımdan dolayı bu sebeple an itibariyle İYİ Parti İstanbul Milletvekilliğinden istifa ediyorum ve İYİ Parti'den de istifa ediyorum. Vatan, millete karşı kim varsa FETÖ'yle bağlantılı, HDP, PKK'yla bağlantılı kim varsa biz onların, bırakın aynı ortamda nefes almayı, onların hiçbirini kabul etmiyoruz. Hiçbirini kabul etmiyoruz.